sağlıklı yaşam şartları sayesinde hastalıklar aşılamalardan önce kalkıyor zaten. Bu gibi ifadeler aşı karşıtı literatürde oldukça sık kullanılmaktadır. Amaç aşıların gereksiz olduğunu düşündürmektir. Gerçekten de daha iyi beslenme, temiz içme suyu, başta antibiyotikler olmak üzere tıbbi tedavilerin gelişmesiyle sağ kalım oranları artmıştır. Ancak aşıyla önlenebilir hastalıkların sıklığındaki düşüşün asıl sebebi aşıların kullanılmasıdır. Aşılama oranlarının düşmesinin sağlıklı yaşam koşullarına sahip gelişmiş ülkelerde bile salgınlara sebep olması, aşıların hastalıkları kontrol altında tutmak için ne kadar önemli olduğunu bir göstergesidir. Yani eğer aşılamayı bırakırsak hastalıklar ölümlerle birlikte geri gelecektir. Bir salgın ortaya çıktığında hastalananların çoğu aşı olanlar. Aşıların bir etkisi yok. Bu bilimi alet ederek yalan söyleme taktiğiyle üretilmiş bir iddiadır. Salgınlarla seyreden çocukluk çağı hastalıklarında gerçekten de hastalananların sayıca çoğunluğu aşılı olanlar olabilir. Ancak bu aşıların etkisi olduğunu göstermez. Bir aşının koruyuculuğunun %98 olduğunu düşünelim. Bir salgın olduğunda aşılananların sadece %2'si hastalanırken aşılanmayanların tamamı hastalanacaktır. Toplumda aşılananların sayısı aşılanmayanlara kıyasla çok fazla olduğu takdirde hastalananlar arasında aşılananların sayısı da fazla olacaktır. Aşı olacağıma hasta olurum. Hastalık aşıdan daha koruyucu. Aşılar, doğal enfeksiyon sonucu gelişen yanıtlara benzer bir bağışıklık yanıtı oluşturmak için bağışıklık sistemiyle etkileşime geçerler. Ancak hastalığa neden olmazlar. Böylece kişiyi hastalığın olası komplikasyonlarından korumuş olurlar. Hastalığın kendisini geçirmek aşılanmak kadar, hatta bazı durumlarda aşılanmaktan daha fazla bağışıklık oluşturabilir. Ancak aşılanmak yerine hastalığın kendisini geçirerek kazanılan bağışıklığın ağır bedelleri olabilir. Örneğin, kızamığa bağlı olarak ensefalit, körlük ve ölüm, çocuk felci enfeksiyonları sonucu oluşan kalıcı felçler ve hepatit B virüsüne bağlı olarak karaciğer kanseri veya ölüm gibi ağır bedelleri olabilir. Bebeklere çok fazla sayıda aşı yapmak bağışıklık sistemlerini bozuyor. Bu iddiayı dile getiren aşı karşıtları aslında aşıya değil ama ilk 2 yılda bu kadar fazla yapılmasına karşılarmış gibi konuşmaktadırlar. Oysa aşı hakkında ciddi bir soru işareti oluşturdukları gibi yine bilimsel olarak yanlış bir iddiayı öne sürmektedirler. Bilimsel veriler aynı anda farklı aşılar uygulanmasının bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmadığını, ayrıca yan etkinin de artmadığını göstermektedir. Bu nedenle çok uzun yıllardır bebeklere çoklu aşılar uygulanmaktadır. Ayrıca bebekler doğumdan itibaren gündelik yaşantıda her gün onlarca farklı antijenle karşılaşırlar. Bu antijenler bağışıklık sistemlerine zarar vermediği gibi bağışıklık sisteminin sağlıklı gelişebilmesi açısından gereklidir. Bebekler zaten 2 yaşına kadar anne sütüyle besleniyor ve korunuyor. Aşı yapmaya ne gerek var? Kesinlikle. Bu iddia da bilim alet ederek yalan söyleme taktiğiyle üretilmiş iddialara tipik bir örnektir. Gerçekten anne sütünün enfeksiyonlardan koruduğu bilimsel bir gerçektir. Fakat anne sütü tam anlamıyla bir koruma sağlayamayacağı gibi kesilir kesilmez koruyucu etkisi de ortadan kalkar. Oysa belli aşılarda ek dozlar yapılmak kaydıyla aşıların koruyuculuğu bir ömür devam eder. Aşıların önlediği hastalıklar zaten artık kaybolmaya başladı. Aşılara gerek yok. Ülkemizde aşıyla önlenen çocukluk çağı hastalıklarının çok azaldığı doğrudur. Bu hastalıkların artık unutulacak kadar nadir görülmesinin nedeni yıllardır başarılı bir şekilde devam eden bağışıklama programlarıdır. Ülkemizde doğan çocukların %90'ından fazlası aşılarını tamamladığı içindir. Ancak halen dünyanın pek çok bölgesinde bu hastalıklar görülmektedir. Aşılanma oranlarının biraz azalması, örneğin kızamık için %95'in altına inmesi salgının görülmesi için yeterlidir. Aşı yaptırıp yaptırmamak kişisel bir karardır. Benim çocuğuma aşı yaptırıp yaptırmamam kimseyi ilgilendirmez. Aşı karşıtlarının belki de en tehlikeli söylemi budur. Çünkü hastanın aydınlatılmış onamı olmadan vücut bütünlüğünü bozacak bir tedavi veya tıbbi girişim uygulanmaması tıptaki en önemli tehlikelerden biridir. Her hekimin hastasının tedaviyi reddetme hakkına saygı duyması gerekir. Ancak aşılar vücut bütünlüğünü bozan bir girişim olmadıkları için bu kuralın dışında kalırlar. Aşılanma sadece aşılanan kişi değil, tüm toplumu koruyan bir yöntemdir. Toplumdaki aşılı kişi sayısı çok yüksek olursa toplum bağışıklığı sağlanır ve hastalık salgın yapamaz. Aşılanmayan kişiler, aşılanan kişiler sayesinde korunmuş olur. Üstelik bu salgınlarda aşılanmış kişiler arasından aşının etkili olmadığı bazıları da hastalanırlar. Yani aşılanmamış olanlar yüzünden aşılananlar arasında hastalanıp ölenler olabilir.
Bu nedenle aşı olma kararı salgın yapabilen infeksiyonlar söz konusu olduğunda bireysel bir karar değil, toplum sağlığı için bir gerekliliktir. Son yıllarda ülkemizde çocuklarını aşı yaptırmayan ailelerin sayısı tehlikeli bir şekilde artmaktadır. Bu artışın ilk etkileri görülmeye başlamıştır. 2013 yılındaki kızamık salgını sonrasında yapılan aşı kampanyası sayesinde olgu sayısı 2016 yılında sadece 8 iken 2017 yılında 84'e, 2018 yılında 557'ye ulaşmıştır. Aşıların içinde alüminyum gibi, cıva gibi bir sürü zararlı madde var. Otizm bile yapıyormuş aşılar. Aşılarda kullanılan metimerosal diye bilinen madde organik bir cıva bileşiğidir. Doğada civanın iki formu vardır. Metil cıva ve etil cıva. Metil cıva vücutta birikerek yüksek dozlarda zehir etkisi gösterir. Etil cıva ise vücuttan çok hızlı atıldığı için toksik etki göstermez. Timerosal bir çeşit etil cıvadır ve sadece çoklu doz içeren flakon şeklindeki aşılarda bulunur. Tek kişi için hazırlanmış enjektördeki aşılarda ise zaten timerosal bulunmaz. Timerosalin otizm yaptığı iddiası da ortaya atılmıştır. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar timerosalin otizmle bir bağlantısı olmadığını ortaya koymuştur. Alüminyum ve skavulen gibi maddeler aşının etkisini arttırıcı, yani adjuvan olarak kullanılmaktadırlar. Bu maddeler doğada çok miktarda bulunurlar. Üstelik her aşının içinde adjuvan yoktur. Yapılan bilimsel çalışmalar aşının içindeki adjuvanın insana zarar vermediğini göstermiştir. Aşılarla ilgili çok gen etki var da aşı firmaları bunların bilinmesini istemiyor. Aşılar toplum sağlığını ilgilendiren ürünler olduğu için aşı uygulamaları bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından günü gününe izlenmektedir. Tüm dünyada çok titiz çalışan aşı yan etkisi takip sistemleri vardır ve aşılar yan etki açısından ilaçlardan çok daha yakın takip edilir. En ufak bir şüphe oluştuğunda bağımsız bilim insanlarından oluşan komisyonlar kurularak araştırılır. Bilimsel ortamlarda şeffaf bir şekilde paylaşılır, tartışılır ve sonuçlar tüm sağlık çalışanlarına duyurulur. Çoğu aşı reaksiyonları lokal ağrı veya hafif ateş gibi geçici reaksiyonlardır. Nadiren ciddi bir yan etki bildirilmesi durumunda bilimsel kurullar tarafından hemen ciddiyetle araştırılmaktadır. Elbette aşılanma çok nadir de olsa ciddi bir yan etkiye neden olabilmektedir. Ancak aşılanmamak çok daha tehlikeli ve zararlıdır. Covid aşılarına ne diyorsun? Korumuyormuş, etkisizmiş. %50 falanmış. Etkili ve güvenli oldukları gözlenen, bu sayede fazit çalışmaya geçebilen aşılardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının fazit sonuçları farklı ülkelerde veya merkezde yürütülmelerine rağmen aynı protokole bağlı kalınarak yapıldığı için daha geniş ve daha kolay yorumlanabilir veri sunmaktadır. Buna karşılık Oxford, AstraZeneca ve şu an Türkiye'de kullanılan CoronaVac aşılarında farklı ülkelerde farklı çalışma protokolleri uygulandığı için elde edilen veriler ayrı ayrı değerlendirilerek bir sonuca ulaşmak gerekmektedir. CoronaVac için Brezilya'da açıklanan %50.38 oranı çok hafif hastalık içindir. Yapılan çalışmalar sonucunda tüm aşılar için ağır hastalık ve ölümden koruma oranının %100'e yakın olduğu görünmüştür. Aşı olan bir kişi hastalansa bile aşı sayesinde bu hastalığı normalden geçireceğinden çok daha hafif geçirecektir. Covid aşıları DNA'yı bozuyormuş, genetiği etkiliyormuş. Bu iddia özellikle son zamanlarda mRNA teknolojisiyle üretilen COVID-19 aşıları için dile getirilmektedir. RNA'nın DNA'ya entegrasyonu başka birçok sebep olmakla birlikte farklı kimyasal yapılar nedeniyle mümkün değildir. RNA'nın insan vücuduna enjekte edilmesi insan vücudunda DNA dizisini hiçbir şekilde etkilemiyor veya değiştirmiyor. Uzmanlara göre genel anlamda aşıların hiçbiri insan DNA'sını değiştirmez. Aşı firmaları bu işten çok para kazanıyor. Bütün dünyadaki aşılamayı bunlar yönlendiriyor. Aşıları üreten firmalar aynı zamanda hastalıklara yönelik ilaçları da üretmektedirler. Bu durumda ortada bir kâr amacı varsa aşıyla önlenebilen hastalıklara yönelik aşı programları yapılması değil, hastalıkların ortaya çıkması ve tedavi edilmesine yönelik ilaçların satılması bu firmalar için daha kârlı olacaktır. Aşıların çağımızdaki üretim ilişkileri içinde büyük firmalar tarafından üretilmesi, satılması ve kullanılması aşıya karşı olmak için bir gerekçe olmamalıdır. Yapılması gereken insanların aşı olmaması için değil, gelişmiş gelişmemiş tüm ülkelere aynı imkanda ve sayıda temin edilmesi, zengin fakir herkese ücretsiz bir şekilde yapılması için mücadele etmektir. Aşılar tüm insanlık içindir.